işaretül icazdaki izahı 1-2-3 saat bitmiyordu. Ben de yoruluyordum. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden daha kolay işaretül icazın 2 saatte verdiği ifadeyi 10. söz ki 3 dakikada aynı faydayı verdi. Bu zamanda göz ile görünecek gayet cüz'i bir eser-i inayet manevi büyük kerametlerden daha tesirlidir. Bu fark şeyden mi? Hı. Nübüvvet kemalatıyla farkından kaynaklanıyor. 10. sözdeki işaret-i icazda ifadesi 2-3 saatteki şeyi 2-3 dakikada 10. sözden aldım diyor ya efendim. Hayır, ondan değil. İşaret-ül İcaz da Risale-i Nur'dur artık. Yani eski telifi Velayet Kemalat olabilir ama Risale-i Nur onu kabul etmiş. İşaret-ül İcaz da Mesne-i Nuriye de Risale-i Nur'dur. Ondan değil. Demek ki Cenab-ı Hak bir Yasin-i Şerif vermiş. Bütün Kur'an'ın bilmem kaç misli sevaba nail oluyor. Öyle demiyorum. Ben bir kul huvallah, üç Fatiha, bir Fatiha. Bir hatim hükmünde. Yani o bazı şeyler var ki böyle en müzeç haline geliyor. Risale-i Nur'da bu çok var. Yani mesela şimdi her yerde tevhid anlatılıyor ama yani 20. mektupta tevhid bir başka olmuş yani. 20. mektupta tevhid bir başka olmuş yani. 20. mektup bütün Risale-i Nur külliyatının içindeki tevhidi meselelerin hepsini hulasa etmiş. Onun gibi 10. söz de öyle. Yüzlerce ayetin hulasası hükmünde diyor. Kataratı hükmünde hulasası değil mi? Kataratı hükmünde. Şimdi imanı billah ve imanı bil yevmil ahir. Ahirete iman ve Allah'a iman beşeriyetin bütün saadeti bu ikisine bağlı. Diğerleri bunun zımnındadır. Beşeriyetin dünyevi ve uhrevi bütün saadeti tam bir Allah'a iman etmek ve ahirete tam bir inanç. Bu ikisi güneştir yani işin aslıdır. Diğerleri bunun zımnındadır. Onun için bu noktaya, bu iki noktaya büyük tahşidat yapmış Risale-i Nur. 10. söz haşir meselesinde olduğu gibi 20. mektupta tevhid meselesinde. Yani 20. mektup ne ifadesi mümkün, ne metni mümkün, ne bizzat kendi ortada yani. O şeyden değil yani, nübüvvet kemalatı, velayet kemalatından değil o. Bazı şey hulasaydı. Haşir zamanımızın en büyük hastalığı bu. Yani mümin de iman etmiyor yani haşire. Mümin gördüğün adam da iman etmiyor yani. Yani safı caminin ön safında namaza geliyor. Hürriyet gazetesini dürüp ayakkabının içine sokuyor. Gelip orada namaz kılıyor en ön safta. Yahut bilmem neyi, hangi mecmuayı dürüp sorsan ne yapalım? Çocuklar istiyor. Çocuklara çor mu düşmüş? Geçsin kendileri alınsın, alsınlar o camiye onu sokuyorsun. Gücün yetmiyorsa. Hulâsâ ahirete iman, insan bakıyor, bu adamın ahirete imanı olsa böyle yapmaz diyorsun yani. Böyle dedirten günde 10 defa, 10 tane, 20 tane hadise başına gelir senin Müslümanlar hakkında. Yani diyorsun ki bu adam Allah'a ve ahirete iman etse böyle yapmaz, hesap gününe inanmıyor bu adam. Bizim yaptığımız yanlışların en mühim temeli hesap gününe inanmamaktır. Ahirete inanmıyor yani. Zahiren ve bil yevmil ahir diyor ama onun için haşir risalesi çok mühim.
cemiyetin bel kemiğidir yani. Ama insanlar kaçıyorlar. İnsanlar kaçıyorlar. Ne diyor Hazreti Ömer teftişinde? Anası diyor ki biraz su katalım. Kız diyor ki su katma. Halife yasak etmiş. Diyor ki şimdi halife nerede kızım diyor. Biraz su kat. Allah da mı yok diyor. Halife yok da Allah da mı yok diyor. Hazreti Ömer o kızı gelin oluyor. Ahirete iman. Ve Allah'a iman. İki rüknün imanın şartları içinde bu ikisi güneş gibidir. Eğer bunlar olmazsa cemiyet laşe hükmüne gelir. Cemiyet laşe hükmüne gelir. Şimdi hiçbir mecburiyet yok, hiçbir şey yok yani hiçbir bağlantısı şey bir yani. Allah'ın Resulüne benzememeyi neyle izah edersin ki? Böyle bir şeyin mevcudine iman etmiyor yani. Yani böyle bir meselenin mevcudiyetine iman etmiyor adam yani. Var imanı. Bir zaman öyle söylemiştim, birçoklara epeyce hoşuna gitmişti. Bizim İslamiyet'e hüsnü zannımız var dedi, biz Müslüman değiliz. Yani tercihimiz İslamiyet yani. Yani Hristiyanlık mı, Yahudilik mi, Zerdüştlük mü, şu mu, bu mu, İslamiyet mi? İslamiyet'i tercih ediyoruz. Tercih yani başka bir şey değil, iman değil. Çoğu ümmet-i Muhammed'in çoğunda tercih var, iman yok. Tercih ediyor. İslamiyet'i tercih ediyor yani, güzeldir diyor. Onun için 10. söz çok mühim. O kelamat, kemarat meselesi değil yani. Evet, buyurun.